Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı iki farklı renk açan özel tür sardunyamızla yapmış olduk. Bir çiçeği şu şekilde iki renk açıyor. Çilli beyaz renkli açıyor. Bol bol çiçek açtığı zaman daha güzel görsele sahip olan bir güzelliğimizdi. Diğer çiçeği de şu şekilde bayrak kırmızısı. Çok güzel açıyor. Bol bol tomurcuklamaya başladı. Hibritlenmiş türlerden de arkadaşlar bir gövdeden iki farklı renk geçen sardunyada burada görüyorsunuz sakız sardunyamız var Çiçeğe geçmeye başladı rengi çok güzel ve çiçek yapısı da büyük olduğunu da görebiliyorsunuz her tarafından bunun da bol bol tomurcukları geliyor İnanılmaz bir şekilde yakın bir zamanda çiçe geçecek. Yılda sardinyamızda henüz tomurcuk yok. Çünkü ben hep tomurcuk budaması yapıyorum. Yapraklarının ve köklerinin aktifleşmesini istiyorum arkadaşlar. Bol bol yaprakladığı zaman tomurcuklarını budamayacağım ve bol çiçek geçmesine yardımcı olacağız. Tek dal uzayan sardinyamız görüyorsunuz dipten dipten inanılmaz bir şekilde sürgünlenmeye başladı bitkimizin kökleri aktif olduğu zaman şu şekilde bol bol şişe geçmeye bol bol tomurcuk çıkarmaya ve bol bol sürgünlenmeye başlıyor yaprakları çok güzel dizaynlı yaprakları var sağlıklı olarak güzel gelişim gösteren sağ dünyamızda bütün gövdesinden inanılmaz bir şekilde sürgünlenmeye başladı Aynı şekilde sakız sardunyamızda bol bol sürgünlendi ve ilk çiçeğini açmaya başladı. Yoğun bir şekilde tomurcukları geliyor arkadaşlar. Evet, bugün bu güzelliklerimizi ne ile besleyeceğiz? Ayda bir kere çiçeklerimizin köklerine verebileceğimiz bir kür paylaşacağım. 1 ay bundan önce sardunyalarıma vermiştim arkadaşlar kökleri bayağı aktifleşti bol bol sürgünlenmeye başladı şimdi tekrar olarak yine veriyoruz kürümüz her zaman sizlere tavsiye ediyorum aspirin bir tane aspirini güzelce ezeceğiz 1 litre ılık suda dinlenmiş suda seyrelteceğiz ve çiçeklerimizin köklerine nemli bir toprağını ikram edeceğiz arkadaşlar Aspirin hem köklerini aktifleştirmiş oluyor. Hem bol bol çiçek açmasına yardımcı olmuş oluyor. Biraz ezerken çok zorluk çekiyor. Tek elimle beceremiyorum. Ben ezip döneceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde ezdik. Görüyorsunuz un haline getirdik. Suyumuz burada. 1 litre suyumuz. ılık dinlenmiş su olması gerekiyor. Her zaman sizlere tavsiye edeceğim su arkadaşlar bitkilerinizi sulayarken musluktan almıyorsunuz, çeşmeden almıyorsunuz. Direkt soğuk suyla da sulamıyorsunuz. Bir gece, iki gece bekleteceğiz. Ilık haline geldikten sonra bitkilerimizin köklerine ikram edeceğiz ki bitkilerimiz de stres geçirmesin. Tomurcuk kuruması, yaprak sararması, çiçeklerini hızlı bir şekilde solmasına sebep olmayacağız. Ilık su vereceğiz. Özellikle yaz aylarında bitkilerimizin köklerine su verirken akşam saatlerinde vermemiz gerekiyor. Çiçeklerine stresi girmesin. Güzelce karıştıracağız. Biraz zor açılıyor. Güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak sulamasını yapıyoruz. Bugün ben göze yarı vereceğim. Bir ölçü istiyorsanız da bir çay bardağı ve bir buçuk çay bardağı Verebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini azar azar dökeceğiz. Özellikle nemli bir toprağına dökmemiz gerekiyor. Önceden bitkilerimizin köklerini güzelce nemlendireceğiz. Toprağını sulayacağız. Daha sonra yaptığımız herhangi küre olursa olsun, hazır besin olarak da, doğal besin olarak da fark etmez. Direkt kuru toprağa vermiyoruz. Nemli bir toprağa vermemiz gerekiyor. Sar sardunyamın bol bol sürgünlendiğini görüyorsunuz. Kış aylarında ben hep budamasını yaptım. İki yaprak attığı zaman kafasını kopardım. Sürgünlenmeye başladı. Sürgünlerinin de iki yaprağı oluşturduğu zaman yine kafasını kopardım arkadaşlar. Şu şekilde görüntü olması için, bol bol sürgünlenmesi için Şubat ayından kafasını kopararak bakımını yaptım. Bu görmüş olduğunuz kızaran yapraklar soğuktan dolayı olmuştu. Görüyorsunuz yeni gelen taze yapraklarının rengi koyu, güzel, sağlıklı olarak gelişim gösteriyorlar. Eski yapraklarını şu şekilde budayacağız. Koparacağız. Üzerinde tutmamızın bir manası yok arkadaşlar. Sararmaya başlayan yaprakları koparacağız ki toprakta vitamine bu yapraklar emmemesi için kendilerine çekmemesi için görüyorsunuz artık tükenmiş bir yapraklardı sararmış ve ölmeye giden yapraklardı. Bol bol sürgünlendiğini görüyorsunuz. Güzelliğimizin kökleri aktif olduğu zaman, köklerini düzenli olarak verdiğimizde şu şekilde görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Sardinyalarınızın bol bol çiçek açması için ve köklerinin aktifleşmesi için Ayda bir kere tentörlü yod, yodlu besinlerle de besleyin arkadaşlar. Sararan çiçeklerini hep şu şekilde toprağının üzerine döküyorum. Sararan yapraklarını döküyorum. Suladığımız zaman zamanla bu çiçekler çürümeye başlıyor ve toprağı zenginleştirmiş oluyor. Toprağı vitaminleştirmiş oluyor mineralleştirmiş oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz güzelliğimizin yaprağı da çok güzel. Çiçek yapısı da aynı şekilde çok güzel bir şekilde şey geliyor. Yoğun bir şekilde tomurcuğu geliyor arkadaşlar. Yaprak dizaynı da çok güzel. Karanfil sardunyası henüz karanfilliğini göstermedi görüyorsunuz. Özel tür sardunyalardan birçoğu var birkaç özel tür sardunya videosuyla da geleceğim sizlere. İnanılmaz bir şekilde güzel açan sardunyalarım var arkadaşlar. Çok güzel, farklı açıyorlar. Sardunyalarınızın bol bol dişe geçmesi için yumurta beyazını da tavsiye ediyorum. Bir diş sarımsağı güzelce ezeceksiniz. Bir yumurta beyazı ile birlikte güzelce çırpacaksınız arkadaşlar köprüyene kadar. Daha sonra 1 litre ılık suda seyreltip süzdükten sonra bitkilerinizin köklerine ikram edeceksiniz. Bu kür çiçeklerinizin hem bol bol tomurcuklanmasına hem bol bol köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyor. Tomurcukları bakın şu şekilde inanılmaz bir şekilde yoğun tomurcukları oluyor. Çiçek açtığı zaman daha büyük, daha güzel çiçek açmaya başlıyor. Fosforlu besinlerle de beslemenizi tavsiye ederim. Patatesi rendeden geçireceksiniz. Bir çorba kaşığı rendeden geçirilmiş patatesi 1 litre suda seyreltip e, süzdükten sonra bitkilerinizin köklerine ikram edeceksiniz arkadaşlar. Bu kür çiçeklerinizin inanılmaz bir şekilde çiçek açmasına yardımcı oluyor. Çok güzel faydası var. Çiçek açmayan çiçekleriniz varsa da bolcasını açmasını istiyorsunuzsa da bitkilerinizi çay kürü ile karanfilli çay ile de muz çayı ile de besleyebilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.